Limit değer arkadaşlar tanımsızlık problemi yoksa sanki fonksiyon çözermiş gibi çözersiniz. O yüzden burada limit x 3'e giderken x küp eksi x kare eksi 2 demek x gördüğün yere 3 yaz demek. 27 eksi 9 eksi 2 4 çık 4'ün kare kökü 4'ün kare kökü ne demekse 4. dereceden kök 16 olduğu için buradan bakın 2 çıkacak. Sonra yine burası içinde eksi 9 artı 3 artı 7 Böylece burası da 1 olur. 2 eksi 1'den cevap 1 olur. A şıkkı. De belirsizlik ve tanımsızlığa bakmanız lazım. Öyle bir sıkıntı yoksa normal direkt yerine yazmanız yeterli. Haliyle sin x sin 30'dur. Yani 1 bölü 2'dir. Özel bir sıkıntı yok. Cos pi bölü 6 yine 30 olduğu için cos 90'dır. 0 arkadaşlar. Tan 30'da 1 bölü kök 3 olduğu için yani kök 3 bölü 3 olduğundan dolayı ters çevirirsek o zaman kök 3 bölü 2 olur D şıkkı. Bakın arkadaşlar bu 1'e sağdan yaklaşmış demek istiyor size. 1'e sağdan yaklaşınca o zaman gördüğünüz gibi burası 4 olacak. Yine şurası da 0.99 yani 1'e çok yakın ama sol taraftan 1'in solundadır çünkü 0.99. Haliyle bu da neye yakın? 2. Bu yüzden burada 4, 2 toplamları 6 olacak E şıkkı. Limiti farklı bir şekilde göstermiş. Burada size demek istediği limit x 1'e soldan yaklaşırken bu da limit x 1'e sağdan yaklaşırkenin biraz daha sayısal versiyonu. Süreksiz ne demektir? Şey, sıfır şey, 0 noktasında sürekliymiş pardon. 0 noktasında tanımlı olacak sol limit sağ limit birbirine eşit olacak. Zaten fonksiyon burada arkadaşlar kopmadan devam ediyorsa süreklidir. Burada bakın yine kopmadan devam ediyor. Sürekli. Buradaysa 0 noktasında bakın fonksiyonun kendi değeri birken sol limit ve sağ limite bakarsanız eksi 2'ye eşit. Haliyle zaten direkt hani böyle limite bakmadan kopma olduğu an bile hemen burada süreksiz diyebilirsiniz. O zaman bu olmayacak bu süreksiz. Ya alttaki ya ortadaki. Limitsiz olduğu iki nokta vardır demiş. Bakalım şimdi burada limitsiz olduğu iki nokta olan hangisi? Şimdi eksi bir noktasında bakın gördüğünüz gibi sol limit ve sağ limitler birbirine eşit. Ama 3 noktasında eşit değil. Pardon. 3 ee, noktasında ama sağ ve sol limitler birbirine eşit. Burada 1 noktada limitsiz. Yalnız bakın sarıda görürseniz sol limit ve sağ limitler birbirinden farklı. Yine sol limit ve sağ limitler birbirinden farklı. 2 noktada limitsiz bu. O zaman doğru soru buymuş. Limit x 3'e artı taraftan yaklaşırken 3'e artı taraf burası. 3'ün biraz sağı yani. Ne oldu? Sabit fonksiyon olduğu için direkt buranın limiti 3'tür. Limit x 0'a yaklaşırken fx nedir demiş. Zaten fonksiyon burada sürekli olduğu için yani kopmadan devam ettiği için aynı zamanda f2 f0 eşittir 2. Aynı zamanda limit 0 eşittir 2 olur. Böylece 3 artı 2'den cevap 5. B şıkkı. İki fonksiyonun da tanımsız olduğu yer yok bakın. Bu x eksi 1'in karesi. Buraya ne verirseniz verin aşağısı pozitif olacağı için burada da bir sıkıntı yok. Haliyle limit x1'e giderken fx artı gx. Şimdi kontrol edelim burada. 1 yazdığım zaman aslında f1'i istiyor benden. f1 de arkadaşlar 1 eksi 1'den 0. g1'e baktığınız zaman 6 bölü 2'den 3. Demek ki bu doğruymuş. Şimdi buraya geldiğimiz zaman f0 arkadaşlar direkt 1. g da şunları götürdüğümüzde 5. 1 çarpı 5'ten evet 5 oldu. Şimdi geliyoruz. E, limit x eksi 1'e giderken. Eksi 1 eksi 1'e giderken de gördüğünüz gibi. Eksi 1 eksi 1'den eksi 2'nin karesi 4. Burada da eksi 1 artı 5'ten 4. Aşağıya baktığımız zaman 1 artı 1'den 2. O da 4 bölü 2'den 2 oldu. Cevap 1, 2, 3 oldu. Dediğim gibi tanımsızlık, süreksizlik problemimiz yoksa koy çıksın. Soruya şöyle bir giriş yapacağım. Çünkü bazı arkadaşlar takılmış olabilir. F'in tersi deyince hemen telaşlanmış olanlar olabilir. Bak ben sana şöyle bir basit örnek versem. Soruyu burada açıklayacağım. Bilenler direkt çözüme geçebilir ama bence burayı herkes bir dinlesin. Diyelim sana fx eşittir. x bölü 2 dedim. Bunun tersi nedir? x'i yalnız bırakmaktır. Bırakınca 2'ye olur. Yani f'nin tersi 2x olur. Ben sana desem ki f'in tersi x fonksiyonu 2x'tir. Hiç bunu vermedim. Ve F'nin tersini de böyle grafikle gösterdim ve sana şunu sordum. F'in tersi 3 nedir? Sen hiç Fx ile ilgilenir misin artık? Hayır. Dersiniz zaten bana F'in tersini soruyor. Denkleminde ne güzel vermiş. X yerine 3 yazınca cidden analitik düzlemde de bak 6 görünüyor. Yani burada bana soruda bir dikkat et bakalım. F'in tersini vermiş. Grafiğini de vermiş. Bu F'in tersi X grafiği. Bak bakalım soruda sana Fx ile ilgili bir şey soruyor mu? Hayır. O zaman burada şöyle düşün. Bu bir fonksiyon. Hx fonksiyonu gibi düşün. Sonuçta artık yeni bir fonksiyon elde ettim. Ters fonksiyon ve bana f ile ilgili normal fx ile ilgili bir şey soruyor mu? Yok. O zaman eyvah ben fx'i bulacağım falan sakın deme. Böyle bir fonksiyon işte bitti. Bir hx fonksiyonum olsun. Bunun yerine de artık yazayım. F'nin tersi de bir fonksiyondur sonuçta. Elimde böyle bir h diye bir fonksiyon var. Eğer diyor bunun limiti yoksa x0 ne demektir? Onu da izah edeyim. x0 demek arkadaşlar x yerine yazılan sayı demektir. Atıyorum sen x0 1 yazabilirsin bunun yerine. 3 yazabilirsin, 4 yazabilirsin. Yani buradaki 0 özel bir şey değil. Bu manaya geliyor. x0 x yerine yazdığımız gerçel sayıdır. Dolayısıyla burada ben x0 yerine bir 1 yazmışım soruda bak dikkat et. Bir de 0 yazmışım. Şimdi x yerine 1 yazınca 1 noktasında kontrol edeceksin. 1 noktasında limit var mı? Bak bakalım. Soldan limit 2. Sağ, sağdan limit 2. Soldan limit 4. O zaman limit var mı? Yok. Hangi değeri kullanacaksın diyor? 2'yi. G1 o zaman buradan 2 oldu. Geçtik. Geliyorum şimdi 0'a. Hemen bakıyoruz şimdi. H0. 0 noktasında limit var mı? Tabii. Sol limit de 2, 3. Sağ limit de 3. O zaman diyor... Bu bulduğun limitin 2 fazlasıdır diyor cevap. Dolayısıyla 5 oldu. 2 artı 5'ten 7 geldi. Bazen biraz matematiksel olduğu zaman sorular. E, Tabi fonksiyonları lütfen çok iyi öğrenin ki böyle buralarda sıkıntı yaşamış olun. Klasik yorumlarımıza devam ederiz. Burada arkadaşlar şimdi fonksiyonda zaten tanımsızlık sıkıntısı yok. Neden? Fonksiyon x'ten büyük olan en küçük tam sayı demiş. Örnek siz buraya F1.7 yazdığınız zaman 2 çıkıyor cevap. Haliyle bu bize farklı değerler getirecektir ya da aynı değerler getirecektir ama asla tanımsız olmayacaktır. Bu yüzden F1 bölü 3 nedir arkadaşlar? 0.3 gibi düşünelim tamam mı yaklaşık olarak. 0.3'ü 2'ye eklediğimiz zaman F2.3 olacak. Yaklaşık olarak bu da zaten 2.33 de olsa 2.35 de olsa 2 e, 39 da olsa fark etmez her türlü bundan büyük tam sayı eşit. 3 olacak. Diğerinde de arkadaşlar 3 eksi 0.3 yaklaşık olarak söylüyorum. F 2.7. Bu da yine kendisinden büyük sayı arkadaşlar. 3. Haliyle 3 bölü 3'ten de 1 olacaktır. Limit sorularında tanımsızlık süreksizliğe biraz odaklanmanız lazım. Yoksa normal fonksiyon çözümü. Cos kare x eksi sin kare x. Önce onu görmelisiniz. Soruda çünkü bunları yapmadan bodoslama başlamayın. Limit x 45'e pi 45 bölü 2 hatta bu. E, cos kare x eksi sin kare x nedir? Cos 2x trigonometri bilgisi. Sin x çarpı cos x nedir? Sin 2x'in yarısı. Formülleri lütfen bilelim arkadaşlar. Sin pi bölü 6 zaten sin 30 olduğu için 1 bölü 2 yapar. Bunlar sadeleşir. Kotanjant 2x oldu. Limit x 45 bölü 2'ye giderken kotanjant 2x x gördüğümüz yere 45 bölü 2 yazarsak Kod 45 olur. Kod 45 de zaten 1'dir. D şıkkı. Sıfıra sağdan yaklaşmak arkadaşlar. Bakın şurası lütfen dikkat edin. Yine burada diğerinde sıfıra sağdan yaklaşmak burası. O zaman ilkinde sıfıra sağdan yaklaştığımız zaman G'nin limiti nedir? Şurasına G demiş bakın. 2. 2'ye yakın bir değer sonuçta. Burada da sıfıra sağdan yaklaştığımız zaman eksi 2. Buradan eksi 4 eşittir. 3a artı b olacak. Sonra arkadaşlar gelelim diğerine. gx eksi fx. Sıfıra soldan yaklaşacağız. Sıfıra soldan yaklaşmak sıfırdan küçük bir değerden ama çok dibinden yaklaşmak. Ta buradan falan gitmeyin sakın. Sıfıra hafif soldan yaklaşıyoruz. Böylece arkadaşlar yine ne oluyor? Bakın bu sıfıra çok yakın bir değer burası. Sonra geliyorum f'e. F'te de sıfıra soldan yaklaştığımızda gördüğünüz gibi sıfırın dibine geldiğimizde 3'e yaklaşıyoruz. Y değeri olarak 0 eksi 3'ten eksi 3 oldu. 2A artı B. Taraf tarafı çıkartıyorum. Eksi 1 eşittir A geldi. Bir tanesini de yerine yazarsak eksi 3 eşittir. Eksi 2 artı B'den B arkadaşlar eksi 1 oldu. Çarpımları 1 yaptı. A şıkkı.